Hepinize merhabalar. YouTube Örgü Şenliği kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir yelek modeli göstereceğim. Tam çeyizlik veya da müşterilerinize gösterebileceğiniz aşırı şık bir e, yelek arkadaşlar. Çok gösterişli, böyle bohçalara falan da koyabileceğiniz bir model olacak. Çok beğendim. Şöyle elimde simli bir ipim var. İpim şal ipi ama bu e, yelek yapacağım bu modelle. Şalı ipiyle yapacağım. Sizler angora tarzı iplerle de yapabilirsiniz İpimin kalınlığı bu şekilde tığ numaramı söylüyorum 8 numara 1.25 milimetrelik bir tığ kullanacağım hemen başlayalım öncelikle ben model anlatımı yapacağım için kısa bir parça üzerinde göstereceğim sizler yelek yapmaya niyetlendiğinizde yapacak olduğunuz kişiye göre ölçün ona göre başlayın şimdi kenar lastiğini alt kenar etek lastiğini göstererek başlıyorum. Şöyle bir miktar zincir çekiyorum. Kaç tane diyelim yaklaşık 7 trabzan 6 trabzan yapacak kadar bir e, zincir çekeceğim. Şöyle başlıyorum arkadaşlar. Biraz fazla çekeyim. Kenarını sonradan şey yaparım. Bu kadar yeterli. Bunun üzerine başını bir kez dolayıp başlıyorum şimdi. Bir kez doladım. Bir, iki, üçüncü zincirimin içinden girip buraya ikili bir trabzan yapıyorum şöyle 2 2 çıktım bir kez doladım yandaki zincire batıyorum 2 2 çıkıyorum toplamda 3 tane trabzanım oldu baştaki ile beraber tekrar doladım yana battım şöyle 2 2 çıktım 2 4 tane oldu bir kez doladım yana battım 4 5 bir tane daha yapıyorum 6 bir tane daha yapıyorum. 7 Şimdi siz kenar lastiğinin ne kadar çok olmasını istiyorsanız ona göre kalın yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi şöyle 8 tane yapayım. Yan yana. Şöyle 8 tane yapayım. Evet. Bu şekilde e, alt kenar lastiğini yapacağım. Şurayı keseceğim. Şimdi devam ediyorum. Bir üst sıraya çıkıyorum. 1, 2, 3 zincir. Çevirdim. Şimdi burada bir kez doluyorum bir ikinci boşluğa girip trabzan bir kez doladım bir sonraki trabzan tepesine yine bir trabzan bir kez doladım bir sonrakine yine bir trabzan bir kez doladım bu şekilde alttaki sayı kadar üstte de trabzan yapıyorum 8 tane olacak sakın şu köşeleri unutmayın bakın sanki bitmiş gibi ama bitmedi köşedeki zincirin tepesine de batmam gerekiyor 3. zincirden giriyorum. 2 2 çekiyorum. Şöyle minik bir parça yaptım. Böyle yukarı doğru çıkacağım arkadaşlar şerit gibi. Ön yüzüne geldim. Çevirdim. Daha doğrusu 3 zincir çekip ön yüzüne geleceğiz. Geldim. Bir kez doladım. Dibindeki trabzan boşluğuna batmıyorum. Bir sonrakine girip şu şekilde 2 2 çekiyorum bir kez doladım bir sonrakine girdim 2 2 çektim bir kez doladım bir sonrakine girdim 2 2 çektim şimdi ben bunu böyle e, bir miktar yapacağım yukarı doğru çıkacağım Siz de yapın arkadaşlar ölçün kime yapacaksanız yukarı doğru kenar lastiğini böyle oluşturalım yelek yapanlar bilir ilk göz öğrenenlerde videomuzda beraber modeli anlamış olur. Sürekli sıra sonuna gelip başa dönüyorum ve kenar çıkıyorum. Bakın. Hiçbir trabzanı atlamayın ki düzgün ve muntazam bir görüntü oluşsun. Köşedeki zincire de batıyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar ben bunu bir miktar daha uzatıp böyle yukarı yukarı böyle çıkıp geleceğim. Şimdi arkadaşlar kamera arkasında ben şöyle çektim. Sizler de böyle ölçüp uzunluğunu yukarı doğru 7'li 8'li veya 6'lı trabzanlar yapabilirsiniz. Şimdi böyle yukarı doğru çıktık. Şimdi üste geçeceğiz ve böyle gideceğiz. Yukarıya dönmeyi göstereceğim şimdi size. Artık modelimize başlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum. Bir kez doluyorum. Burayı iyi izleyin. Şu ilk trabzanın altından giriyorum. 2 2 çektim. Buraya şöyle trabzan yapıyorum. Bakın 3 tane bir tane daha yapacağım. 4 oldu. Hemen yandaki boş trabzana geçiyorum. Bu şekilde 2 tane de buraya yapıyorum. Hatta şuraya 4 değil 3 tane yapıp yanındakine de 3 tane yapsak daha güzel olurdu. Evet. Çok sık olmasın. Bir kez doladım, yandaki trabzana geçtim ve buraya da üç tane trabzan yapıyorum. Böylece iki trabzanıma toplamda şöyle altı trabzan yapmış olurum. Kenarları yapmış oldum. Yani çerçeve içerisine aldığımızı düşünün yeleği, böyle ortasında da modeli kuracağımızı düşünün. Kenar trabzanı bu Bu kısım yukarı doğru hep 66 6 olarak gidecek. Sayıyı değiştirebilirsiniz. Şimdi. Tam bu noktada bir tane zincir çekiyorum. Modeli kuracağım. Bir kez başına alıyorum. Bakın şuradaki birinci trabzanı geçiyorum grubu. Ve şuradaki ikinci trabzan grubunu geçiyorum. Üçüncü trabzan grubunun başındaki bu boşluğa yuva ediniyorum burayı. Ve buraya fıstık yapıyorum. Bir. Şöyle 2 3 4 Beş. Şöyle pofuduk olmasını istiyorsanız altılı yapabilirsiniz. Angora ipiniz varsa 5'te olması yeterli. Şöyle ikisini birlikte hepsini birlikte topluyorum ve buraya bir fıstık yapıyorum. Üzerine 1 2 3 4 zincir çektim. Tekrar ip aldım, bir kez doladım, aynı yuvanın içine tekrardan 1 2 fıstık yapıyorum. 3 4 5. Buraya 5'li fıstığımı Yaptım. Hepsini birlikte topluyorum. Kapatıyorum. Üzerine 1 2 3 4 zincir çektim. Tekrar doladım. Aynı yuva içine bir tane daha fıstık yapacağım arkadaşlar. Hemen girdim. 1 Şöyle iplik alayım elime. Şöyle 2 uzatıyorum. 3 4 5 Aynı yere giriyorum. 6. Şimdi tığımda 6 tane ilmeğimi topladım. Hepsini tek seferde şöyle çıkıyorum ve kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın şöyle üçlü fıstığımı yaptım. Yine burada şimdi V yapacağız. Bir kez başını doladım. Hemen sıradaki bakın şu gelen trabzanlı gruba atlıyorum. Ve bir sonrakine şuraya batıyorum. 2 2 çektim. Bir zincir Tekrar aynı yere battım. 2 2 çektim. V yaptım. Bir zincir çekiyorum yine. Arada bir tane trabzan kısmı atlıyorum. Şurayı atlıyorum. Şurayı bir kez dolayıp bir sonrakine battım. Buraya da bir tane V yapıyorum. Bir zincir tekrar battım. V yaptım. Bakın şöyle. Şimdi bunlar görünmüyor ama yukarı doğru çıktıkça belli olacak. Şimdi modelimi tekrardan kuracağım. 1 zincir çektim, bir kez doladım. Bir tane atlıyorum burada. Bakın. Bir kez başını doladım. Bir tane trabzan grubu atlayıp diğerin içine girdim. Uzattım. Buraya şimdi buradaki gibi 3 tane fıstık yapacağız. Uzattım 1 2 3 4 5 6. Şuraya 6'lı fıstık yaptım. Hepsini birlikte topluyorum kapatıyorum. Üzerine 4 tane zincir çekiyorum aralarda. Bir kez doladım, aynı yere girdim. 1 Şöyle. 2 3 4 5 6. 6'lı fıstık yaptım. Hepsini tek seferde topladım. Kapattım. 1 2 3 4 Başını bir kez doladım. Tekrardan şuraya girdim. 1 2 3 Başını doladım 4. Başını doladım 5. 6. 6'lı fıstık yapıyorum. Hepsini birlikte topluyorum, kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar burada kenar tırabzanımızı yapacağız. Ne yapıyoruz? 1 2 tane boşluk atlamıştık. Bir kez doladım. 1 2 İki tane boşluk atlayıp şu üçüncüsüne batıyorum. Şimdi kenar trabzanlarını yapacağım. Buraya üç tane trabzan yapıyorum tek bir yuvanın içine. Sonra başını doladım. Bir sonraki yuvaya geçiyorum. Buraya da üç tane. Hatta iki de olabilir. İki tane olsun. Bir kez doladım. Sondaki trabzan'a geçiyorum. Burada iki tane olsun. Toplamda 3 artı iki artı. 7 tane buraya köşe trabzanı yaptım. Şimdi şunu söyleyeceğim. Burada 7, burada 6 tane oldu. Eşit olmadı diyeceksiniz. Ee, yeleğin önüne gelen kısmıyla birleşim noktasına gelen kısımdaki trabzan sayıları size kalmış onu ayarlamak. Yani mesela fazla olabilir bir taraf veya ikisini eşit de yapabilirsiniz. Ona göre ayarlayın. Ben size şu anda modeli anlatıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekip üst kısma geçtim. Modelimiz iki kısımdan oluşuyor. Ben şimdi ikinci kısmı anlatıyorum. Birinci kısım şu fıstıklı olandı. Şimdi ikinci kısmı yapacağız. Bir kez doladım. Ee, yine trabzanlarımın üzerine aynalarından birer tane daha yapıyorum. Şöyle 7 tane vardı burada. 7 tane yapıyorum. Evet. Her bir trabzanın üzerine 2, 4, 6 bu da 7 olsun. 7 tanesini yaptım. Bakın bu şekilde. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar burada hiç zincir çekmiyorum. Başını doladım, ilk boşluktan girdim. Buraya 6 tane trabzan yapacağım bu boşluğa. İkili olarak bir kez doladım. 3 4 Bakın bu şekilde. Şöyle iplik alayım elime. Bir kez doladım, battım. 2, 2 çektim. 2 4 5 bir kez doladım battım 6 6 tane yaptıktan sonra bir zincirle şu diğer araya atlıyorum bir kez doladım geçtim 2 2 çektim tekrar doladım 2 2 çektim şimdi bunu ben 6 tane olana kadar yapacağım şöyle hızlı bir şekilde yapmak istiyorum burası ikili trabzanlardan oluşacak zaten toplamda 6 tane 2 4 5 6 yaptım. Bakın üstünü doldurdum. Şimdi şuradaki V'lerin üzerine yine V yapacağım ama hiç zincir çekmiyorum. Bir kez doladım. V'nin tam ortasından girdim. 2 2 çektim. Bir zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Tam ortadan yine girip 2 2 çektim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bir zincir çekiyorum arada. Bir kez doladım. Öteki V'nin ortasına giriyorum. Bakın şöyle göstereyim. Tam ortadan girdim. 2 2 çektim. bir zincir çekiyorum araya. bir kez dolayıp tam ortadan giriyorum. Bu şekilde yaptım. Şimdi hiç zincir çekmeden şöyle ilimi ip dolayayım. Buradaki fıstığın tepesine geldim. Bir kez doluyorum. Bakın şu ilk boşluktan girdim. Buraya 6 tane trabzan. 2 i̇ki, 3 ikili trabzan yapıyorum. Sıkıştırayım şöyle yer açayım. 3 4 5 ve 6. 6 tane trabzanımı yaptıktan sonra arkadaşlar bir zincir çekip bir kez doluyorum. Ve buraya giriyorum. Yine bir sonraki o 4 zincirlik boşluğa giriyorum. Burayı da böyle dolduruyorum. Şimdi 2, 4, 5, 2, 4, 5, 6 tane olacak. Tamam. Şimdi bakın buraları doldurdum. Şu kenardaki trabzanları yapacağım. Hiç zincir çekmiyorum. Direkt her bir trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Burada 5 tane trabzanım vardı. Ö Pardon 6 tane. 6 tane de üstüne yapacağım. Öteki tarafta da 7 tane vardı. Yani kenarlar hiç değişmiyor. Hep aynı kalacak. Şöyle bakın. Ve böylece ee, sıramız bitiyor. Artık model tekrara giriyor. Bundan sonra 3 zincir çekip şuradaki arka yüzüne dönüyorum. Şimdi bu kenara altı e, 6 tane trabzanı yapacağım. Ben onu hemen yapayım. Kenar trabzanı ben yaptım. Şöyle video uzun olmasını istemedim. Bakın şuraya yine 6 6 gidiyor bu kısım. Şimdi buraya geldik. Burada model tekrara giriyor. Fıstık yapacağız demiştik. Şu tam ortada bir zincir bıraktığımız yere giriyoruz. Bir zincir çekiyorum. Ee, bu sırada fıstıklı sırada birer zincir aralarda çekiyoruz. Ama şu trabzanlı sırada çekmiyoruz. Onu size söyleyeyim. Bir zincir çektim. Başını doladım. Şu tam ortadan girip uzatıyorum azıcık. Bir kez doladım. Girdim. 2 3 4 5 Şöyle 6 altı. 6'lı fıstık yapıyorum. Hepsini içinden çıkıp kapatıyorum. Ve buraya sabitliyorum. 1 2 3 3 4 zincir. Bir kez doladım arkadaşlar. Bir kez doladım aynı yere girdim. 1 2 3 Şöyle uzatıyorum. 4 tutuyorum. 5 6 Dediğim gibi isterseniz 5'li de yapabilirsiniz. Pofuduk olmasını isterseniz 6'lı yapabilirsiniz. Benim ipim e, çok şey değil. Pofuduk değil. Ben o yüzden 6'lı yapıyorum. 2 tane oldu. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Yine 3. fıstığımı da yapayım. Sanki böyle fıstık ilk başta bakınca o bir zincirlik yere girmezmiş gibi geliyor. Ama arkadaşlar giriyor. Yani hiç endişeniz olmasın. Bir de güzelce üzerine tülbent koyarak fıstıklara çok bastırmadan ütülerseniz mis gibi oluyor. Ben size şimdi bitmiş halini göstereceğim zaten. Çok kalın oldu bir dakika. Fazla çektim. Hepsini birlikte kapatıyorum. Ve bitiriyorum. Şimdi burada bir zincir çekip V'li olan kısma geldik. Bakın şu tam ortada. Yine bir kez dolayıp V'nin ortasından giriyorum. 2 2 çekiyorum. Bir zincir bir kez doladım V'den girdim. Yine V yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Bir sonraki bu V'nin içine tekrar batıyorum. Ve buraya da ikili trabzan bir zincir tekrar batıp ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında bir zincirle buradaki ortaya giriyorum. Nasıl giriyorduk arkadaşlar? Yine bir kez daha göstereyim. Tam ortadan girip böyle başını dolayıp şöyle ayarlıyorum elimle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altılı buraya trab fıstık yaptım. Hepsini tek seferde toplayıp bağlıyordum. Bundan sonra yine üç tane fıstık yapıyorum arkadaşlar. Şu aralara yine bir altta yaptığım gibi Şurada yaptığım gibi trabzanlar yapıyorum. Bakın şurada olduğu gibi şu tepelere de, buralara da buradaki gibi altılı yapıyorum. Bundan sonrası kolay. Hep aynı gidiyor. Altlarda öğrettiğim gibi iki sırada kendini tekrarlıyor demiştim. Dilimiz bittiğinde bu şekilde oluyor. Çok tatlı bir yelek modeli oldu. Çeyiz ve bohçalara gerçekten çok yakışır. Çok da zarif oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de sevdiklerinize yapıp verebilirsiniz veya müşterilerinize bu modeli gösterebilirsiniz. Çeyizlere, bohçalara çok çok yakışır arkadaşlar. Yeni gelin yelekleri özellikle çok güzel olur. Umarım beğenmişsinizdir ve hoşunuza giden bir video olmuştur. Kanalıma ücretsiz abone olmak için bakın şurada abone ol butonu var bildirim zilinde aktif hale getirirseniz tüm yazısına tıklamanız gerekiyor aktif olması için e, o şekilde videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar aşağıda yorumlarda sorularınızı sorabilirsiniz modelim e, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hoş kalın hoşça kalın